yaşadık ortak oldu bu iş. Bana hiç öyle gelmiyor. Niye? Bir şey mi bozuldun sen? Kusura bakma ama bazen çok konuşuyorsun Ali. Doğru dürüst dinlemedin bile adamların söylediklerini. Biz çok akıllıyız, bilgisayardan acayip anlarız. Şöyle yaparız, böyle yaparız. Piyasa böyle ama ortak. Reklamımızı yapmazsak nasıl satacağız kendimizi? Böyle olacaksa satmayalım daha iyi vallahi. Önümüze koydukları sözleşmeyi iyi okumadın galiba. Kayıtsız şartsız teslim anlaşması gibi. Hem senin bilgisayardan ne kadar anladın onları hiç ilgilendirmiyor Ali. Bilgisayar dehası olsan bile fark etmez. Bu iş pazarlama işi oğlum. Oho. Sen de bizi bozuk para gibi harcadın ama ortak. Ne yaptı acaba bizim genç iş adamları? Anlarız birazdan. Herhalde bitmiştir görüşmeleri. Ali çok heyecanlıydı bu sabah abi, görecektin. Sen ondan daha heyecanlısın oğlum. Geç otur şuraya artık. Döşemeyi eskittin ya. Hah, geldiler galiba. Efendim kahveleriniz. Hadi ver Abbas soğutmadan. Veriyoruz ya müdürüm, affedersin. Sağ ol Abbas. Sen sağ ol babam. Bakıyorum. Artık kahveler de eskortsuz gelmiyor Ergun. Eline sağlık Abbas efendi. Afiyet şeker olsun babam. İmzalanacak bazı şeyler vardı. Ver bakayım. Hadi Abbas Bey, verdik kahveleri, çık oyalanma. Çıkıyoruz ya müdürüm affedersin. Günaha sokma insanı. Tövbe. Nasıl efendim? Var mı küçük beylerden bir haber? Onlar artık küçük bey değil Ergun. Koskocaman adam oldu ikisi de. Öyle efendim. Oldular vallahi. Babalarını aratmayacaklar maşallah. Telefon da etmediler demek. Etmediler Ergun. Merakla bekliyoruz biz de. Kruzumuz son ödemesi mi bu? Yok efendim. Bir senet daha var. Şuraya bir imza rica edeyim. Bence merak edecek hiçbir şey yok efendim. Maşallah Cem Bey piyasanın bütün inceliklerini öğrendi. Ali Bey biraz tecrübesi olabilir ama kafası zehir gibi çalışıyor. Bugünün gençleri fırtına gibi vallahi fırtına. Ne demek istiyorsun Ergun? Biz öyle değil miydik zamanında? Aman efendim estağfurullah. Sadece boynuz kulağa geçiyor demek istedim. Başka bir şey var mı Ergun? Yok efendim. Hepsi bu kadar. Ben gidip bankaya şu faksi çekeyim hemen. İçiniz rahat olsun efendim. Güvenmek lazım gençlere. Biz güveniyoruz zaten Ergun. Yetişiyorlar yavaş yavaş. Öyle efendim öyle. İstikbal onlarda. İzninizle. Baktın mı falımıza Şükrü? Vaziyet nasıl görünüyor? Pek parlak değil abi. Bazı ödemeleri erteleyebildiğimiz kadar ertelememiz lazım. Çocuklar da ters zamanda giriştiler bu şirket işine ama hadi hayırlısı. Gitti değil mi kızım? Gitti işte Ergun Bey. İyi, bir yanlışlık olmasın da. Ne yanlışlığı olabilir Ergun Bey? Bakın gönderildi rapor, çıktı işte. Aklına gelen ilk sayı söyle demedin. 30. Siz de bir şey söyleyin Ergun Bey. Söyleyeyim Kanarya. Bundan sonra işimiz sayısal lotoya kaldı zaten. Attı bu şirket, battı. İçimizi karartacağınıza şu sayıyı söyleseniz ne olur Ergun Bey? Yalan mı kızım? Babaları işi batırdı. Çocuklar da batan gemiyi terk etmeye hazırlanıyorlar şimdi. O ne kelime müdürüm affedersin. Ne yapmış babaları? Seninle konuşuyor Abbas Bey. Her lafa karışma öyle. Şu sayıyı söyleyecek misiniz Ergun Bey? Bir dakika Bülent. Bu laflar nereden çıktı şimdi Ergun Bey? Ne lafları kızım? Batan gemiyi terk etmek filan. Vallahi ben öyle görüyorum kızım. Veliaht beyler aldılar bu işten boyları ölçüsünü, şimdi kendi şirketlerini kuracaklar. 2 ayda batırırlar, nah şuraya yazıyorum. Niye öyle diyorsunuz? Hani canavar gibiydi ikisi de? Cıvık bacım, cıvık affedersin. Yüzlerine öyle konuşuyor, arkalarından böyle. Yüzlerine kaç da söylerim, ne var? Dost acı söyler. Bari sen bir sayı söyle Abbas abi. Söyleyeyim babam affedersin. Yaz, 99. Yuh, 100 deseydin bari. 99 olmaz Abbas abi. 49'a kadar. Öyle desene babam. 30 olur mu? Ah, bunu ben söyledim. Ayakta uyuyorsun sen, ayakta. Sütçü beygir gibi. Kulağını aç biraz. O sırada Abbas abi burada değildi Ergun Bey. Sen uyuyorsun ayakta affedersin. Bana bak, ağzını topla. Sen topla affedersin. Ne o beygir meygir yuh mu? Dur Abbas abi, ne yapıyorsun? Siz de uzatmayın artık Ergun Bey. Ben mi uzatıyorum kanarya? Yapmayın böyle. Sizden yüz buluyor bu herif. Sensin herif affedersin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk.
Efendim yüzünüz gülüyor. Oldu inşallah anlaşma. Daha olan bir şey yok Ergun Bey. Yapmayın efendim. Siz hiç eli borçlu der misiniz? Tuttuğunuzu koparırsınız evelallah. Buyurun buyurun. Hah geldiler. Efendim müjde. İnternet piyasasının yeni fatihleri geldi. Oo, gelin bakalım fatihler. Ne oldu? Nasıl geçti görüşmeniz? Konuşuruz baba. Konuşun efendim, konuşun. Rahat rahat, baş başa. Hayırlı olsun. Çok sevindim. Gitme Ergun, gel sen de. Gizli bir şey konuşmuyoruz burada. Yok efendim, yok. Siz aile arasında konuşun rahat rahat. Tekrar tebrikler efendim. Susmayın oğlum. Anlatmadı, ne oldu? Kaptınız mı işi? Bence kaptık baba. Ama Cem Bey öyle düşünmüyor. Aşk olsun Ali. Ne oluyor öyle Cem Bey falan? Hakikaten ya. Nasıl konuşuyorsunuz öyle? Güzel güzel gittiniz. Kavga ederek mi dönüyorsunuz yoksa? Yok be amca. Ne kavgası? Görüş ayrılığı var biraz aramızda. Derin bir görüş ayrılığı. Tamam abi. Kavga etmişler. Her şeyin üstüne balıklama atlıyor amca anlamadan dinlemeden. Adamlar bize satış stratejimizi soruyor. Bu onlara hayat hikayesini anlatıyor. İşe yaradı ama değil mi? Sen engel çıkartmasaydın şimdi imzalamıştık o sözleşmeyi. Kazığı da yemiştik ama. 2 yıl onlara çalışacaktık. Oho, olmaz ki böyle. Sen çok kötümser bakıyorsun her şeye. Sen de Pollyanna gibi iyimsersin maşallah. Yok yok. Sahiden olmayacak. En iyisi vazgeçelim biz bu sevdadan. Bence de vazgeçelim valla. Yok yok. Vazgeçmeyin de bir süre erteleyin şunu. İş kuracak zaman değil oğlum. Ekonomi çıkamadı daha dar boğazdan. Kimsede para yok. Baksanıza biz de nereye ne vereceğimizi şaşırdık. Tabii canım. Nasıl düzelecek ekonomi? Bir gecede 10 milyon dolar hortumlanırsa bankalardan. Kapıyı mı dinliyor o yine? Galiba. Dinliyor bacım affedersin. Dayamış kafasını öyle, kafası kopasıca. Ah! Çok özür dilerim efendim. Ne oluyor ya Ergun? Şey efendim, şeyi sormayı unutmuşum. Akreditif. Ne? Akreditif.